Merhaba arkadaşlar. Bugün maple ile alakalı bir video yapmak istiyorum. Daha önce listelerle ve kümelerle alakalı video yapmıştım. Bugün maple ile alakalı bir video yapıp hem setler hem kümeler hem de mapler arasında nasıl bir ilişki var onu göstermek istiyorum. Daha sonra metotlar map'in metotlarını tek tek işlemeye çalışacağız. Nasıl çalıştıklarını, nasıl kullanıldıklarını tek tek burada göstereceğiz. İsterseniz developer console'a gidip başlayalım. Şöyle yapmak istiyorum. Öncelikle bir set yani küme set ile başlamak istiyorum. Bir set oluşturmak istiyorum. Set diyorum. Set'in data type'ını integer olarak seçiyorum. Set'e bir isim vermek istiyorum. Bugün benim yapmak istediğim map'te şunlar olacak. Öğrencilerin roll number'ları yani okul numaraları ve yanında öğrencilerin isimleri olacak. O yüzden buradaki kümede ben roll numbers diyorum eşittir new diyorum. Sonra sol taraftaki kısmı biliyorsunuz aynısı sağ tarafta var. Sağ tarafa kopyalıyorum ve süslü parantezler içinde 101, 102, 103, 104 şeklinde 4 tane roll number ekliyorum. Daha sonra setimi burada bitiriyorum ve setlerin add metoduyla roll numbers nokta add metoduyla 101, 102, 103, 104'ün yanına bir de 105 ekliyorum. Bu şekilde ben setin 5 elemanı oluşmasını istiyorum. Daha sonra sistem debug'la bu oluşturduğum seti şöyle diyelim. The elements of the set mi diyelim? Öyle diyelim. The elements of the set r diyelim. 2 nokta üst üste burada plus deyip kümemizi sistem debug'da print yapalım arkadaşlar. Yani debug yapalım. Execution.log'da görmek için yapıyorum. Şunları kapatabiliriz arkadaşlar bütün hepsini. Daha sonra debug log diyoruz. Ne diyor? The elements of the set are setimizi görüyorsunuz. İçinde 5 eleman var. Daha sonra ben bütün tab'leri kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi aynı şekilde bir küme oluşturalım. Tek tek yazmak istiyorum görmek için. List diyorum. Kümede liste oluşturuyoruz arkadaşlar. Yanlış söylemeyelim. Bu kez strings yapıyorum. Çünkü ne demiştim? Map'te ben roll number'ın yanına çocuğun ismini koymak istiyorum. Map'ler eşleştirmeli olduğu için şöyle roll number yanına öğrenci ismi. Roll number yanına öğrenci ismi o şekilde map'ler oluşturabileceğiz. Burada ben roll number ve isimleri ayrı ayrı küme ve liste şeklinde görmek istiyorum. Buraya da şöyle diyorum. Student names diyorum. Eşittir. New keyword'unu kullanıyoruz. Liste yazıyoruz. Ondan sonra sol tarafta oluşturduğumuz kısmı direkt buraya koyabiliriz. Yazmamıza gerek yok. Yine süslü parantezler içinde. Bu kez tırnak içerdiği içinde. Çünkü string'den bahsediyoruz. String'lerde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Tırnak içerdiği kullanıyoruz. Şimdi öğrenci isimlerini yazmamız gerekiyor. 5 tane yazalım yine arkadaşlar. Ne diyelim? Birincisine Scott diyelim. İkincisine Will diyelim. Üçüncüsüne Emily diyelim. Dördüncüsüne de ne diyelim? Scott, Will, Emily. Bir de Kevin diyelim. 4 tane böyle. 4 tane öğrencimiz var. Bir de yine aynı şekilde yukarıda yaptığım gibi add metodunu kullanarak 5. öğrencimizi eklemek istiyorum. Add diyorum. Scott, Will, Emily, Kevin'in yanında bir de Jordan ekleyelim. Jordan şeklinde bir tane de öğrenci ekliyoruz. Evet. Bu da bizim listemiz arkadaşlar. Yukarıda yaptığımız gibi aynı şekilde listemizi System Debug'da görmek istiyorsak şu şekilde the elements
of the elements of list diyelim. List are iki nokta üst üste plus deyip listenin adını yazıyorum. Student names şeklinde. Bunu da bir sistem debug'da görebiliriz. Debug yapalım arkadaşlar. Bir yerde bir şey unuttuk. Bakalım hangi satırda bir şey unutmuşuz. Altıncı satır diyor. Student names diye bir şey yok diyor. Bakalım student names. Student names. Students names yok diyor. Doğru. Execute yapıyoruz. Debug only deyince biz the elements of the list are Scott, Will, Emily, Kevin, Jordan. Bunu görebiliyoruz. Evet. Şurada kümelerle listeler arasında sadece parantez farkı var. Şu anda parantez farkı var. Onu görebiliyoruz. Bir de en önemli farkı neydi? Hatırlarsınız arkadaşlar. Tekrarat olmuyordu kümelerde. Ama students name'de tekrarat oluyor. Aynı öğrenci aynı isimli olabilir ama aynı roll number'la aynı öğrenci olamaz. Biliyorsunuz her öğrencinin ayrı benzersiz bir roll number'ı var. O yüzden siz 104'ten sonra 105 yazsanız, sonra bunu tekrar eklemiş olsanız iki kez 105'i göremeyeceksiniz. Sadece bir kez göreceksiniz. Görüyorsun 101, 102, 103, 104, 105. İkincisi yok. Ama siz eğer bir kez daha Willy eklerseniz aynı öğrenci ismi, onu listenin içinde görebileceksiniz. Açıyoruz. Bakıyoruz. Will tekrar listenin içine eklenmiş oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Will hem burada var hem de burada var. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar o şekilde. Şimdi Will'i kaldırıyorum. 105'i de kaldırıyorum ve listelerden sonra ve kümelerden sonra birer örnek verdikten sonra maplere başlıyoruz. Mapler listeler gibi yazılıyor. Yazılımda problem yok. Sadece içine iki tane data type koymanız gerekiyor. Yani yukarıda görüyorsunuz integer ve string diye tek tek yazmıştım. Şimdi ikişer tane olacak. Ben şöyle istiyorum. Roll number name, roll number name, roll number name şeklinde devam etsin istiyorum. O yüzden roll number'lar integer olduğu için ilkini integer yazıyorum. Virgül, ikincisini string yapıyorum. Yani maplerde eşleştirme var arkadaşlar. Yani bir şeyi başka bir şeyle eşleştirebiliyorsunuz. Örnek verecek olursak mesela ülke kodları olabilir. İşte 92 ne olur? Pakistan olur. 90 Türkiye, 93 Afganistan ya da 91 Afganistan o şekilde country kodları ve yanına ülke isimleri şeklinde mapler yapabilirsiniz. Bu şekilde bir sürü map yapabilirsiniz. Arada bir ilişki olması gerekiyor. O da var. Şimdi integer string şeklinde yaptım. Bu bizim map'in değişken adı diye değişken hani data type diyelim. Ya bu aslında şundan hiçbir farkı yok. Siz buna bir isim verelim. Ne diyelim mesela? Buna da map A diyorum. Yani birinci map'imiz bu olsun. Çünkü ileride ikinci bir map yapacağım ve birbirine eşit olup olmadıklarını görmek isteyeceğim. O yüzden map A diyorum. Şu anda burada tanımladım. Yani bir tanımlama yapıyorsunuz. Şu şekilde. Siz integer x şeklinde tanımlama yapıyordunuz. Bu neydi? Data type'ımız ve integer name'imizdi. Yani x adında bir integer variable tanımladık ve data type'ı integer. Burada da aynı şekilde map a adında bir variable tanımladık ama data type'ı map. Yani bunlar da data type'larımız aynı, hiç değişmiyor. Şimdi map'imizi tanımladık. Eşittir diyoruz. New keyword'u koymamız gerekiyor. Sol taraftan map'in aynı olan kısmını sağ tarafa koyuyoruz. Çünkü aynı, iki kısım da aynı. Sonra eğer var olan elemanlarınız varsa onları süslü parantez içine yazmanız gerekiyor. Ama hayır yok diyorsanız o zaman normal parantez kullanıp yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Ama ben en azından bir tane eklemek istiyorum şu şekilde. Tabii setler demek listelerden biraz farklı ekleniyor çünkü bir mapping var. O yüzden şöyle ekliyorsunuz arkadaşlar. Önce
Önce indicer'i koymanız gerekiyor. Indicer'ımız ne olsun? 101 olsun. 101. Sonra eşittir büyük işareti. Bu şekilde eşleştirme yapıyoruz. 101'in karşılığı ne? Student name. Ona da biz Scott diyoruz. Yukarıda yaptığım gibi 101'in karşılığı Scott. Tabii ki şunu söyleyeyim. Şu map'in yukarıdaki liste ve küme ile hiçbir alakası yok. Ben sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Bir ilişki kurmaya çalışacağım ileride. Map'lerle alakalı bazı metotları kullanırken şu set ve listeye ihtiyacım olacak. Yoksa şu anda bir ilişki yok. Şu şekilde bir eleman koyabiliyorsunuz. Sonra virgülle ayırıp ikinci elemanı koyuyorsunuz. İkinci eleman ne olsun? 102. Ondan sonra eşittir. Büyük işaretiyle eşleştirmeyi yapıyorsunuz. Onun karşısına neyi koyacağız arkadaşlar? Will koyacağız. Bu şekilde iki eleman ekledik. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki eleman ekledik. Her bir işlem yaptığımızda ben sistem debug'da değişiklikleri görmek istiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Şöyle geliyorum. Öncelikle bunu sistem debug'da görelim. Sistem nokta debug diyorum. Şöyle diyorum. The elements of the map diyorum. Map A diyelim. The elements of the map A R diyelim. Şu şekilde. Plus ne diyoruz arkadaşlar? Map'imizin adını koyuyoruz. Map A şeklinde. Ve şu anda elemanlarımızı görelim. Elemanlarımızı görmeden önce şunu da yapmak istiyorum. Yukarıda hemen şuraya şey diyorum arkadaşlar. Yorumun içinde diyorum ki size metot. Öncelikle size metodu çalışalım. Size metodu çalışalım arkadaşlar. Size biliyorsunuz hem setlerde hem de listelerde vardı ve aynı zamanda maplerde de var. Şu şekilde size'ını da bulabiliyorsunuz. System.debug içinde yapalım arkadaşlar. Debug içinde yapıyorum. Şöyle the size of the map A is diyelim. Daha sonra plus deyip metotları nasıl kullanıyoruz hatırlayalım. Map name, map'imizin adını koyuyoruz. Nokta size koyup parantezlerle bitiriyoruz. Bu şekilde map'imizin size'ını bulabiliyoruz arkadaşlar. The size of the map is map A nokta size. Her zaman şu parantezlere ihtiyacımız var. Onları unutmayalım. Bunu bu şekilde debug yaptığımız zaman birincisi sistem birincisinde yani 11. satırda biz map A'nin görünüşünü göreceğiz. Şurada daha önce liste ve set için yapmıştık. Bu kez bunu map'lerde göreceğiz. İkincisi içinde kaç eleman var onu göreceğiz. Execute yapalım arkadaşlar. Görüyorsunuz the elements of the map are 101 eşittir Scott, bir eşleştirme var arkadaşlar görüyorsunuz. 102 eşittir will. The size of the map A is 2 diyor çünkü iki tane elemanımız var. Evet. Bu birinci elemanımız, bu da ikinci elemanımız. Şimdi ikinci metot olarak put metodunu kullanacağız. Yukarıda set ve listelerde gördüğünüz gibi neyi kullandım? Add metodunu kullandım. En büyük farklılık burada maplerle set ve listeler arasındaki en büyük fark bu. Orada add kullanırken burada put kullanıyorsunuz. Bir yeni bir eleman, yeni bir element eklemek için diyelim. İşte aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Map'imizin adını yazıyoruz. Map A nokta put diyoruz bu kez. Parantez içinde önce indicer'ı girmeniz gerekiyor. 103 diyorum. Virgül. Daha sonra arkadaşlar 103'ün karşında hangi isim olsun? Ben burada yukarıda yapmıştım. Listenin içine koymuşum isimleri. Emily olsun diyorum. Emily diyorum. Bu şekilde yeni bir eleman ekliyoruz. Bunu kaç kere yapalım arkadaşlar? Şöyle 3 kere yapalım. Yukarıda belirttiğimiz isimlerin hepsini eklemiş olalım. 104 diyorum. 104'ün karşılığında kim var?
102, 103, 104'ün karşılığında Kevin var. Buna Kevin diyelim. 105 diyoruz. Onu eklemiştik, add demiştik. Kimi eklemiştik? 105'in karşılığında Jordan var. Onu ekleyelim arkadaşlar. Evet. Şu anda böyle, bu şekilde listemizi yaptık. Daha sonra 11 ve 12. satırlarda oluşturduğumuz map'i görme ve size'ını görme, bu iki listeyi her metottan sonra kullanmak istiyorum. Çünkü sonucu görmek istiyorum. Şöyle debug yapıyorum. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? The elements of the map AR bu kez değişti. Çünkü başta 2 tane vardı. Şimdi içinde 3 tane daha element var. 101, 102, 103, 104, 105 ve karşılığında her bir roll number'ın karşılığında ne var arkadaşlar? İsim var. Bu şekilde biz 5 elementli bir map oluşturmuş olduk. Şimdi biz bir şunu diyoruz arkadaşlar. Burada bir map oluşturduk. Görelim map'imizi şuradan. Şurada evet. 101, 102, 103, 104, 105'i biz buradan alabiliyoruz. Biz bunu alabiliyoruz. Bunları bunlar 101, 102, 103, 104, 105 set gibi görev yapıyor. Yani tekrarat yok. Setteki bütün özellikler bu birinci yani integer dediğimiz kısımda var. Aynı set gibi davranıyorlar. Set gibi zaten. Siz bu elemanları buradan alıp bir küme yapabiliyorsunuz. Onun özel bir metodu var. Aynı şekilde Scott, Will, Emily, Kevin ve Jordan'ı onları da alabiliyoruz. Onları da farklı bir liste yapıyoruz. Yani birincisi küme gibi davranırken ikinci isimler liste şeklinde davranıyor. Bunları buradan almanın iki metodu var. İki metot sayesinde biz bunları alabiliyoruz. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Burada şu gördüğünüz kısımda 101 key Scott'da value görevini yapıyor. Yazalım isterseniz arkadaşlar. Şuraya yazalım. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Tekrar yorum şeklinde yazıyorum. Burada diyelim ki 101 is the key diyelim. And Scott is the value diyelim. Onu bilelim arkadaşlar. Yani baştaki numaralar yani integer dediğimiz kısım key'ler oluyor. İkinci string dediğimiz kısım her zaman ikinci taraf value oluyor. Hangi key, hangi value, hangi key, hangi value. Yani 101 key'nin value'su Scott, 102 key'nin value'su Will. Bu şekilde biz 3 tane daha ekledik. 103 key'ini ekledik. Value'su Emily. 104 anahtarının değeri Kevin. 105 anahtarının değeri Jordan. Şimdi biz arkadaşlar şu şöyle bir metotla bir metot yardımıyla bütün key'leri alabiliyoruz. Metodumuzun ismi şu key set. Key set parantezimizde var. Bu şekilde bütün siz söyleyin arkadaşlar anahtarları yani key'leri alıp onları yeni bir liste yapabiliyorsunuz. Ya da siz onları print yaptığınız zaman bir liste gibi gözüktü liste diyorum yanlış söylüyorum. Bir küme gibi gözüktüklerini göreceksiniz. Yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. System debug diyorum. Nokta debug diyorum. Ondan sonra şöyle diyelim. The keys diyelim. Keys of the map A diyorum. Onu şu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Plus diyelim. Map A yani map'imizin adı nokta key set diyoruz. Ve parantezleri kapatıyoruz. Bu şekilde siz sadece key'leri alabiliyorsunuz. Ve bunu aldığınız zaman nasıl bir sonuçla karşılaşacağız ona bakalım. Sonucumuz ne arkadaşı? Görüyorsunuz the keys of the map A diyor. 101, 102, 103, 104, 105. Peki hangi parantezler var? Dikkat edelim. Yukarıdaki bizim oluşturduğumuz kümedeki parantezlerle aynı parantezlerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı. Yani bu da bir küme. Bu da bir küme. Şimdi diğer metodumuzu oluşturmadan önce
Ben bu map.keyset'i direkt map'ten aldım. Bir de kendim bir map oluşturmuştum. Kendim bir küme oluşturmuştum yukarıda. İçine aynı elementleri koymuştum. Bu elementlerin oluşturduğu küme ile bizim burada oluşturduğumuz, yani map'ten çektiğimiz kümenin birbirine eşit olup olmadığına bakalım. Birbirine eşit mi diyelim mi? İkisi de sonuçta ne? İkisi de küme. Bakalım arkadaşlar. O zaman şeyi kullanabiliyorsunuz. İkol metoduyla birbirlerine eşit olup olmadıklarına bakabilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Map.a.keyset'i şunu yeni bir kümeye eşitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Set diyorum. İçinde integers var. Integer diyorum. Buna set ne demiştik yukarıda? Set roll numbers demiştik. Bu roll numbers'ı bir set a olarak değiştirelim. Student names'i de list a olarak değiştirelim. Şu anda benim map'lerden oluşturduğum setin adına da set b diyorum. Eşittir. Map.a.keyset şeklinde bizim map'in bütün key'lerini alıp onu bir kümeye eşitliyoruz. Yani şöyle yaptık arkadaşlar. Bu da bir küme sonuçta. Sol tarafta bir küme, yeni bir küme. Bu yeni kümeyi var olan bizim map.a'den çektiğimiz integer'larla oluşturduğumuz kümeye eşitliyorum. Madem ikisi de küme, bunlar birbirine eşitlenebilir. Yani biz aslında şunu yapıyoruz. Burada map.a.keyset'ten oluşturduğumuz kümeye bir isim veriyoruz. O kadar. Yani bir isim tanımlıyoruz. Buna set b diyoruz. Kullanımı kolay olsun diye. Şimdi ben set a ile set b'nin birbirine eşit olup olmadığını bakacağım. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Equal şeyini kullanacağız. Metodunu kullanacağız. System.debug. Şimdi ne diyoruz? Set a nokta equals diyorum. Parantez içinde set b. Set a ve set b birbirine eşit mi? Ona bakıyorum. Eğer bunlar birbirine eşitse true sonucunu alacağız. Bakıyorum, execute diyorum. Ne diyor? Roll numbers diyor. Roll numbers diye kullanmıştık. Onu biz değiştirelim. Şurada bunu set a yapalım. Şimdi set a'miz belli. Yukarıda var. 101, 102, 103, 104, 105. Bir de bizim key set dediğimiz map'teki key'leri çekerek oluşturduğumuz ikinci bir setimiz var. Set b. Bunların birbirine eşit olup olmadığını bakacağım. Execute diyorum. Yine roll numbers'ı kullandığımız bir yer var. Onları düzeltmemiz lazım. Çünkü değiştirdik. Adını değiştirdik. Set A yaptık. Onları değiştirelim. Bak, student name var. Buna da ne diyelim? List A diyelim. Bunları düzeltelim. Daha sonra problem olmasın. List A diyorum. Şimdi execute yapıyorum. Bir problem yaşamadım. Evet arkadaşlar, bakın true diyor. Neden true diyor? Çünkü bizim ilk başta oluşturduğumuz setle map'in içinden key set dediğimiz, yani key'lerin oluşturduğu şuradaki 101, 102, 103, 104, 105 key'lerinin oluşturduğu setin aynı set olduğunu görüyoruz. Demek ki şöyle bir sonuca ulaşabiliyoruz. Map'lerdeki birinci elementler aynı zamanda aslında bir kümenin elemanları. İkinci elementler de bir listenin elemanları. Onu da yapalım arkadaşlar. Nasıl, hangi metodu kullanıyoruz? Values metodunu kullanarak ikinci elementleri çekebiliyoruz. Keyset ile birinci elementler, yani anahtarları çekiyorsunuz. Values ile ikinci ya Emily, Kevin, Jordan ikinci element, yani map'in içindeki stringleri çekebiliyoruz. Onları almak istiyorsanız values'u kullanmanız gerekiyor. 103, 104, 105, 101, 102 almak istiyorsanız keyset'i kullanmanız gerekiyor. Aynı şekilde alıyorum. Şöyle diyelim. Önce sistem debug'da bir görelim. Hangi şekilde alıyor? Şöyle diyelim. The values of the map a diyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Map a nokta, her zaman aynı. Map'imizin adı nokta, metodun adı. Metodun adı neydi? Values. Parantezleri kapatıyoruz. Bu şekilde biz map A'daki bütün
Değerleri, anahtarları değil, değerleri yani ikinci sırada olanları alabiliyoruz. Bunu execute yapalım ve görelim. Görüyorsunuz the values of the map A are şeyini koymadık ama olsun. Scott, Will, Emily, Kevin ve Jordan olduğunu görüyorsunuz. Biz buna da bir isim verelim. Ya madem bu bir liste, buna bir liste oluşturalım ve bir isim verelim. List diyelim. String diyelim. Ondan sonra buna bir isim verelim. List B şeklinde bir isim veriyorum. Ve bunu ben map A nokta values metoduyla oluşturduğum yeni listeye eşitliyorum. Yani bir listemiz var. Bir listemiz var belli. Çünkü values ile siz bir liste oluşturabiliyorsunuz. Bu listeyi ben yeni oluşturdum bir liste. Yani isim veriyorum sadece öyle diyelim. Yani ben bunu yeni bir liste yapıp ona assign yapıyorum. Şimdi iki tane listemiz var. Birincisi en yukarıda oluşturduğum daha başlamadan önce oluşturduğum list A ve içine Scott, Will, Emily, Kevin ve Jordan'ı koymuştuk. Şimdi bir de maplerden çektiğim maplerin değerleri yani values dediğimiz ikinci kısımdaki elemanları Scott, Will, Emily, Kevin ve Jordan'ı biz metot yardımıyla hangi metot? Maplerin metodu olan values yardımıyla çekerek bir liste oluşturduk. Bu iki listenin birbirine eşit olup olmadığına bakacağız. Yine aynı şekilde sistem nokta debug diyoruz. Ne diyoruz şimdi? List A nokta equals parantez içinde list B diyorsunuz. Ve birbirine eşit olup olmadığına bakıyorsunuz arkadaşlar. List A ile list B birbirine eşit mi? Execute diyorum. Eğer true sonucunu alıyorsam ikisi birbirine eşittir anlamına geliyor. Evet. İlk başta oluşturduğumuz bizim listemiz burada. Liste şeklinde oluşmuştum. İkincisinde ise 29. satırda biz map'in içinden, şuradaki map'i görüyorsunuz. Buradaki map'in içinden biz değerleri çektik. Nasıl çektik? Values metodunu kullanarak aldık. O da bir liste oldu. Bakıyorum yukarıdaki liste ile aşağıdaki liste arasında hiç fark yok. Madem öyle bunlar birbirine eşittir diyorum. Eşit olduğunu görüyoruz. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. 101, 102, 103, 104, 105'i biz buradan çekip alabiliyoruz. Bunu aldığımız zaman bize bir küme olarak dönüyor. Key set metodunu kullanarak. Aynı şekilde values metodunu kullanarak Scott, Will, Emily, Kevin ve Jordan'ı alabiliyoruz. O da bize bir liste olarak dönüyor. Yani numaralar, birinci numaralar bize bir küme olarak dönüyor. İkinci isimler bize bir liste olarak dönüyor. Ben ilk başta aynılarını oluşturmuştum. Daha sonra bunların bu şekilde olup olmadıklarını kontrol etmek amacıyla. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Neyle devam edeceğiz? Tabii ki bizim maplerin metotlarıyla devam edeceğiz. Ne demiştik? Birincisi put'u çalışmıştık. Put metodu, size metodu, key set metodu ve values metotlarını çalıştık. Şimdi remove metodunu çalışmak istiyorum. Remove. Evet, remove metodu. Remove metoduyla siz istediğiniz bir elemanı şeyden çıkarabiliyorsunuz. Ama burada key'i kullanmanız gerekiyor. Onu unutmayalım. Key yardımıyla siz bir elementi remove yapabiliyorsunuz. Ama hangi elementi remove yapacaksanız o elementin key'ini remove'un içine girmeniz gerekiyor. Şu şekilde diyelim. Map A nokta remove diyorsunuz. Remove 101 diyelim. 101'i remove yapmak istiyorum. Şimdi siz bunu sistem debug içinde print yaptığınız zaman şurada kullanmıştık. Şunu sürekli kullanacağız. Tekrar map'imi görmek istiyorum. Çünkü bir action yaptım, bir remove yaptım. Remove yaptıktan sonra map'imizi görelim. Bir de size'ını görelim. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Remove yaptıktan sonra artık benim map'imde 4 eleman var. Ve içinde 101 yok. Görüyorsunuz 101'i remove yaptık. Daha sonra tekrar işte debug yapıp gördük. Artık 101 içinde yok çünkü remove oldu. Bir sonraki metodumuz arkadaşlar şu.
clear metodu. Hatırlarsanız bunlar setlerde ve kümelerde de vardı. Clear metodunu kullanıyorum. Clear metoduyla siz map a nokta clear derseniz içine hiçbir şey girmenize gerek yok çünkü tamamen siliyor her şeyi. Bu metot sayesinde siz bütün evet bu satırları her yerde kullanacağım demiştim çünkü bazı actionlardan sonra map'in son durumunu görmek istiyorum ve içindeki size eleman sayısını görmek istiyorum. Şu anda execute yapınca şunu göreceğiz arkadaşlar. Boş bir map ve sıfır size göreceğiz. Yani map'imizin içi boş, size'ı sıfır. Neden öyle arkadaşlar? Çünkü clear yaptık. İçindeki her şeyi silmiş olduk. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi hepsini sildik. Tek tek sildik. Şu anda bizim kümemizde hiçbir şey yok. Kümemizde hiçbir şey yok görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Biz bu kümemizi clone yapsak. Clone metodunu kullanarak clone yapalım. Başka bir metot elde edelim. Ama şurada son metodumun son durumu artık boş olduğu için clone'u ben şurada nerede yapalım? Put yaptıktan sonra şurada bizim biliyorsunuz map'imizde tam olarak 5 element var. Tam burada biz clone'u kullanarak clone metodu var. Clone metodunu kullanarak bu map'imizi clone'layalım ve bunu kullanmaya devam edelim. Artık ikincisini kullanalım. Aynı metot hiç değişmeyecek. Çünkü şöyle diyelim. Önce clone yapalım daha sonra söyleyeyim. Şöyle yapabiliyoruz. Yeni bir map oluşturmam lazım. Yeni bir map'i şöyle oluşturuyoruz. Map integer string diyorum. Buna map b diyorum. Ve bu eşittir map a.clone diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde aslında biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Map a'yı klonluyoruz. Yani onun bir kopyasını yapıyoruz. Daha sonra map a'de yani map a'da yaptığımız değişikliklerle map a değişiyor. Hatta içinde hiçbir şey kalmıyor. Remove dedik, clear dedik. İçinde hiçbir şey kalmadı. Ama bizim map b tam da 22. satırda yani map a'da 5 element varken klonlandığı için bunun içi dolu. İsterseniz bunu print yapıp görelim. Nerede print yapalım? En sonunda print yapalım. Şöyle. Ne diyoruz? Sistem. Hatta şöyle yapalım. Yukarıdaki şu ikisini kopyalayalım. Şu şekilde. Clear'i almayalım. The elements of the map B diyelim buna. Map B'de yukarıda klonlamıştık. İçinde neler var ona bakalım. İçinde hangi elementleri var ve size'ı ne ona bakalım. Bakıyorum arkadaşlar. İçinde aynı elementler var ve size'ı 5. Çünkü ben map B ile alakalı hiçbir değişiklik yapmadım. Ama map A ile alakalı çok değişiklikler yaptım. Map A görüyorsunuz 0 ama map B 5. 5 elemanı var. Bunu böyle görebiliyoruz. Şimdi şunu yapalım. Clone yaptığımız yere gelelim tekrar. Clone'dan sonra şunu kullanalım. Equals metodunu kullanalım. Equals metodunu kullanıyorum. Bunun içine map koymanız gerekiyor. Şu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Madem biz map B diye bir küme oluşturduk. Ve elimizde map A diye bir küme var. Bunların birbirine eşit olup olmadığına burada bakalım. Clone yaptıktan sonra bakalım. Şöyle yapıyorum. System.debug. Ondan sonra hangi map'i hangi map'le karşılaştırmak istiyorsunuz? Map A diyorum. Nokta equals. Parantez içinde map B diyorum. Map A ve map B'yi karşılaştırıp birbirine eşit olup olmadıklarına bakacağım. Hatırlayalım arkadaşlar. 25. satıra dikkat edin. 25. satır. Execute diyorum. 25. satırda şurada true ifadesi geliyor. Neden true geliyor? Zaten klonlamışız. Klonlamak demek kopyalamak demek.
Madem kopyalamışız, map A ve map B'nin birbirine eşit olacağını biliyoruz. Peki biz bunu burada değil de en sonda koysak, şuraya koysak. Şimdi şunu biliyoruz. Map B'nin içinde 5 element var. Ama map A'yı clear yaptığımız için, içinde hiçbir element olmadığı için burada 51. satırda bunlar birbirine eşit olmayacak. İsterseniz bakalım. Görüyorsunuz false. Yani şurada 25. satırda true çünkü birbirinin aynısı. Ama 52. satırda map A ile alakalı bazı değişiklikler yaptığımız için map A'da hiç element kalmadı. Map A ile şurada görüyorsunuz 45. satırda map A'nın içi boş. 48'de map B'nin içi dolu. Map A ile map B'nin birbirine eşit olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bunu da equal, equals metoduyla görebiliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi cat metodunu kullanacağız. Cat diyorum. Yine içine key koymanız gerekiyor. Key yardımıyla siz herhangi bir key'in karşılığında olan value yani değerini alabiliyorsunuz. Yani 101 girince 101'in karşısında kim var onu alabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bu kez map B'den alacağım. Çünkü map A'da bir şey kalmadı. Cat value'sünü ben map B'de kullanacağım. Şöyle system nokta debug diyorum. Ondan sonra şöyle diyelim. The value for the key 102 diyelim. Is onu bulalım. Yani 102 anahtarının karşısında hangi değer var onu bulacağız. Plus diyorum. Öncelikle map adını giriyorsunuz. Map B diyorum. Ondan sonra nokta get diyorsunuz. Parantez içinde anahtarı girmeniz gerekiyor. Anahtarımız 102. 102'yi giriyorum. Karşısındaki değeri bulmaya çalışıyorum. İsterseniz bunu şu şekilde önce 101 için sonra 102 için tek tek alalım bakalım arkadaşlar. Altı da bu şekilde alıyorum. Şey için de yapalım. 103, 104 ve 105 hepsi için tek tek yapıp size göstermek istiyorum. 103'ün değerini, 104'ün değerini, 105'in değerini şu şekilde 103 yazıyorum. 104 yazıyorum, 105 diyorum. Yani 101'in değerini get metoduyla bulacağız. 102, 103 hepsinin değerlerini get metoduyla bulacağız. Debug yapalım arkadaşlar. Görüyorsun en alta bakalım. The value for the key 101 is Scott diyor. Doğru. 102 Will, 103 Emily, 104 Kevin, 105 Jordan. Bu şekilde siz neyi alabiliyorsunuz? Bütün key'lerin value'sunu alabiliyorsunuz. Kullandığımız metot get metodu. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım başka hangi metotlarımız var. Remove'u kullandık. Put, clear hepsini kullandık. Contains. Contains diye bir metotumuz var. Ha bir de ondan önce şey var arkadaşlar. Is empty. Is empty diye bir metodumuz var. Bir kümenin şey bir map'in aynı şekilde bunu kümeler ve listelerde kullanabiliyorsunuz. Bir map'in boş olup olmadığına bakalım. Şu şekilde yapalım. System nokta diyorum arkadaşlar. Nokta debug. Öncelikle şey yapalım. Bizim map E'ye bakalım. İçi boş mu değil mi? Map E is empty diyorum. Map E'nin boş olup olmadığına bakacağım. Aynı şeyi map B için bakalım arkadaşlar. Tek tek görelim. Map B boş mu ona bakalım. İki tane map'imiz var şu anda. Map B, Map A'nın klonlanmış haliydi. Yukarıda klonlamıştık. Execute yapıyorum. Evet, şöyle bakıyoruz. True. Birincisi true. Çünkü Map A'da element yok. O yüzden boş. İkincisi false. Çünkü Map B'de 5 tane element var. İçi boş. İsterseniz size'ını da hemen altına koyalım ki farkını görelim. Hatta üstüne koyalım. Daha iyi olur. Şu şekilde... Hatta ben bunu yukarıda yapmışım. Oradan alalım istiyorsanız. Şunu alıyorum. Hemen şeyin üstüne koyuyorum. Is empty kullanmadan önce size'ını görelim arkadaşlar. Buna A diyelim. Buna da A diyelim. Bir de onu şurada kullanalım. Ona da ne diyeceğiz arkadaşlar? B diyeceğiz. Adım B. Evet. Öncelikle size'ını görelim. Sonra empty mi değil mi? Ona bakalım. Aynı şeyi map B için de yapalım. Execute yapıyorum. Evet arkadaşlar dikkat edin. The size of the map
A diyor, 0. O zaman boş, true diyor. The size of the map B is 5 diyor. O zaman false, false olmaması lazım. Biz bakalım hangisini önce koyduk. Map B false olmaması. Ha, tamam. Map B is empty değil. Olmadığı için, boş olmadığı için bize false olarak geri dönüyor. Bu şekilde önce size'larına bakıp daha sonra is empty ile boş olup olmadıklarına bakabiliriz. 64 boş, o yüzden true diyor. 67'de yazdığımız ifadenin karşılığı false. Çünkü boş değil. O yüzden bize false olarak dönüyor. Şimdi diğerine bakalım. Şöyle bir metodumuz var arkadaşlar. Contains key. Contains. Küçük yazalım. Contains key diye bir metodumuz var. Şöyle bunun içine key girmemiz gerekiyor. Bir key'in, bir anahtarın map'te olup olmadığına bakacaksınız. Şu şekilde yapalım. System nokta debug diyoruz. Map A diyorum nokta contains key, hangi anahtar? 101 diyelim. 101 map A'da var mı yok mu ona bakalım. Ve bunu aynı şekilde map B için bakalım. Biliyoruz ki map A'da hiçbir şey yok. O yüzden map A'da 101 yok. Sonucu bize false gelecek. Map B'de 101 olduğu için sonucu bize true gelecek. O yüzden ben ikisini ayrı ayrı yazdım. Execute yapıyorum. Evet, sonuç olarak görüyorsunuz. Biri false, biri true. Çünkü ben biliyorum ki A map'inde 101 yok. Çünkü A bomboş. B map'inde 101 var. Çünkü B boş değil ve içinde 101 var. Görüyorsunuz 101 vardı zaten map B'nin içinde ama map A'nın içinde öyle bir anahtar yok. O yüzden bize false olarak geri geliyor. Evet arkadaşlar, bunların dışında çalışmanız gereken bir önemli bir metot yok. En önemlileri bunlar. En önemli metotlarımızı tek tek burada belirttik, gösterdik, örnekler verdik. Karşılaştırmalı iki map ile ayrı ayrı karşılaştırma yaptık. Tek tek görmeye çalıştık. Şimdi arkadaşlar, en önemli noktalardan bir tanesi for each loop'u kullanabilme. For each loop'u kullanabilme. Yine bir for each loop yapayım size. Hem keys için hem de values için bir for each loop yapıyorum. For diyorum. İçine şöyle bir şey, anahtarların oluşturduğu bir küme var. Arkadaşlar unutmayalım. Anahtarların oluşturduğu bir küme var. Ben onunla alakalı bir for each loop yapmak istiyorum. Anahtarlar integer'dan oluştuğu için integer diyorum. Key item diyorum ben burada. Key item. Her anahtarı tek tek almam gerekiyor. Bu key item bizim kümenin içindeki tüm anahtarlara hitap ediyor. İki nokta üst üste koyuyorsunuz ve buraya siz kümeyi oluşturmuştuk yukarıda, hatırlayın. Ya da direkt kendiniz yazabilirsiniz şu şekilde map b nokta key set şeklinde de yazabilirsiniz. Ya da buna bir isim verirsiniz, onu yazarsınız, fark etmiyor. Ama direkt şunu yazabiliyorsunuz. Ya buraya bir küme adı yazabilecekken direkt kümenin kendisini de koyabiliyorsunuz. Biz biliyoruz ki key set map b'den oluşan bir küme, yani map b'nin anahtarlarından oluşan bir küme. Siz bunu bu şekilde for each loop yaparak daha sonra işte ne istiyorsunuz? Diyelim ki system.debug bu key item'ın ne olduğunu görmek istiyorsunuz. Şu şekilde key item nedir? Key item bizim map B'deki bütün key'lere hitap eden bir eleman. O yüzden siz bunu for döngüsüne koyduğunuz zaman ilkinden başlayıp sonuncuya kadar bu dönecek. İlk olarak bakacak ki map B'deki birinci key'imiz ne? 101. İkincisine 102, üçüncüsüne 103, bu şekilde döngü şeklinde tek tek bizim anahtarları alacak ve onları görüyorsunuz debug yapacak. 101, 102, 103, 104, 105 şeklinde debug yapacak. Aynı şeyi siz ne için kullanabiliyorsunuz? For diyorsunuz. Values için yapalım. Value'lerimiz bizim string olduğu için string yazıyoruz. Buna da value item diyelim. 2 nokta üst üste map b nokta values diyoruz. Şu şekilde values'leri alabiliyoruz. Burada da tek tek bütün değerleri göreceksiniz. Yani Scott, Will, Kevin, onları göreceksiniz.
sistem nokta debug diyorum. İçine ne diyoruz? Şurada kullandığımız değişkeni koyuyoruz ve onun o değişkenin alacağı değerleri tek tek görebiliyoruz. Bu değişken değerleri nereden alıyor arkadaşlar? Map B'nin değerlerinden alıyor. Map B'nin değerleri belli. İsimler. Print yapıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Scott, Will, Emily, Kevin, Jordan. Çünkü bir döngü. Döngü her zaman içindeki bütün elementleri tek tek böyle size verir. Döngü içine döndürür ve onları tek tek size verir. İsterseniz son olarak bir if else yapalım. Şöyle yapalım mesela. Ne diyelim? If. Şöyle diyorum. Diyelim ki eğer şöyle diyelim. 103 varsa ya da get yapalım. Get yapalım. Eğer şöyle diyelim. Bizim map B içinde nokta diyorum. Get diyorum. Get 103 diyorum. 103'ü buluyorum. Get yapıyorum. 103'ün değeri eğer şeye eşitse. 103 neydi arkadaşlar? 103'ün değeri. Ben bakıyorum 103'ün değeri neydi? Şuradan da görebiliriz. 103 Emily. Eğer 103'ün değeri gerçekten Emily ise şöyle diyelim. Bunu print yapalım. System.debug. Biz buna ne diyelim? Yes diyelim. Eğer değilse else kullanıyoruz. Else kullanıyoruz. Ona da ne diyeceğiz? Yes değil, no diyeceğiz. Bu şekilde siz get key'i kullanarak 103'ün Emily'e eşit olup olmadığına bakıyorsunuz. Eğer 103 yani get metodunu kullanarak 103'ün karşılığındaki değeri buldunuz. Şu bize değeri veriyor. Eğer bu Emily ise, eşittir Emily ise bize yes, değilse no diye dönecek. Bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Bize yes diye dönüyor çünkü biliyorsunuz Emily'nin karşılığı 103. Peki biz buna 101 deseydik. 101'in karşılığı Emily mi? Ona bakalım. Bakıyorum arkadaşlar. Bize no diyor. Çünkü 101 Scott Emily değil. Bu şekilde de bir praktis yapabilirsiniz. Hem for loop'ları hem de if else'leri map'ler üzerinde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar metotlar, verdiğim örnekler tamamen basic maps. Daha sonra bu map'lerle alakalı ikinci bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoda standart objeleri kullanacağız. Hatta bunu sadece map'lerle değil hem set'lerle hem de listelerle yapmamız gerekiyor. Ya tamam, set, map ve listeleri kendi metotlarıyla tek tek çalıştık. Ama bunların Salesforce'da kullanımı nasıl? Standart objelerle beraber ya da custom objelerle beraber biz standart ve custom objelere ne diyoruz? S object diyoruz. S objelerle beraber kullanımı nasıl? Onu göreceğiz. Onunla alakalı yeterince örnek yapacağız. Bir sonraki videomda hem listeler, hem kümeler, hem de map'lerle alakalı yeni bir video yapmayı düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir videomuz var. Hangi metotlar, hangi collections için geçerli? Şöyle diyelim. Equals metodu bütün hepsinde var mı? Put metodu hangisinde var? Onlarla alakalı bir tablo yapmıştım. O tablo üzerinde de küçük bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyelim.